Kerem komiser, haydi görüşürüz. Kırmızı ay varken daha fazla dışarıda durmayalım. Görüşürüz fakir, iyi geceler. Çabuk çabuk, ben de eve gideyim hemen. Şu aya baksana, çok korkutucu duruyor ya. İnanılmaz korkunç. Aslı, ben geldim aşkım. Selamun aleyküm canım ailem, ben geldim. Sessiz ol fakir, haberleri izliyoruz aşkım. Ne oluyor ya? Önemli bir haber mi var, televizyonda bakayım? Sayın seyirciler, şu anda Minecraft Pördüleri şehrinin üzerinde bir helikopterin içindeyiz. Gökyüzünde bulunan kırmızı ayı incelemeye çalışıyoruz sayın seyirciler. Evet evet, dışarıda kırmızı ay var, inanılır gibi değil. Kırmızı ay çok tehlikeli, bunu unutmayın. Mümkünse kırmızı ay varken dışarıya çıkmayın. Çünkü bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre kırmızı ay vampirliğe yol açıyormuş. Sakın bunu unutmayın. Biz kırmızı ayın etkilerini daha iyi görmek için helikopterle uçuş gerçekleştiriyoruz. Şu anda yaptığımız gerçekten çok tehlikeli. Ama sizlere daha iyi hizmet verebilmek için, daha iyi habercilik yapmak için bunu yapıyoruz sayın seyirciler. Ya kırmızı aydan çok korkuyorum ya. Şu habercinin dediklerine baksanıza. Ailem, dışarı çıkmıyoruz, tamam mı? Evet çocuklar, habercinin dediklerini duydunuz. Dışarı çıkmak yasak. Tamam anneciğim babacığım, merak etmeyin, çıkmayız tabii. Pilot 1'den pilot 2'ye, beni duyuyor musun? Duyuyorum seni, bu ses de ne? Motorda bir arıza var, tekrar ediyorum. Motorda bir arıza var, ne yapacağız şimdi pilot 2? Sıkı tutunun, olamaz. Olamaz, ne oluyor dışarıda? Dışarısını çek çabuk. Çevir şu kamerayı, düşeceğiz galiba. Olamaz. Ne oluyor ya? Helikopter düşecek. Ben bir bakacağım şuna, çabuk çabuk. İşte orada helikopter. Olamaz, ne oluyor? Umarım helikopter düşmez. Dikkat edin lütfen. Olamaz, dikkatli olun. Lütfen dikkatli olun. Ne yapacağım ya? İşte düşüyorlar. Hayır. Dikkat edin. Kırmızı ay var, oraya gidemem. Helikopter düşüyor. Olamaz. Olamaz. Hayır. Düşüyor. Hayır. Hı, olamaz, yayın gitti. Baba, helikopter düştü mü gerçekten? Helikopter düştü. Kırmızı ayın altında daha fazla durmamam lazım. Hemen eve gireyim. Olamaz ya, onlara yardım edemeyiz. Fakir, yayın gitti. Canlı yayın kapandı. Evet, helikopter kazasını canlı gördüm. Dışarıda iki apartmanın arasına düştü. Yardım edelim mi fakir? Babacım, sihirli güçlerimle gidip yardım edebilirim. Telefon çalıyor, bir saniye. Geldim. Kim arıyor ya? İşte burada. Alo, buyurun, ben fakir. Helikopter düştü fakir, televizyonda gördüm. Evet zengin, biliyorum ama yapacak bir şey yok. Kırmızı aya sakın çıkmayın, tamam mı? Dışarı çıkarsak vampire dönüşebiliriz. Sakın kırmızı ay varken dışarıya çıkmayın. Evet fakir, doğru söylüyorsun. Kan kokusu. Ben çok tırsıyorum ya. Acaba düşen kişilere ne oldu? Helikopterde arıza mı çıktı acaba? Belki de vampire dönüşmüşlerdir. Ne yapacağız biz ya, ne yapacağız? Fakir aşkım, iyi düşünelim, iyi olsun. Evet baba ya, korkutma beni. Çocuklar, dışarıda kırmızı ay var. Sakın dışarı çıkmayın, tamam mı? Baba, ben çok korkuyorum baba. Ben sarı rengindeyim. Ya kırmızı ay kafamı kırmızı yaparsa baba? Sarı kırmızı olurum baba. Galatasaraylı olurum baba. Oğlum korkma. Dışarı çıkmazsan hiçbir şey olmaz. Evet çocuklar, dışarı çıkmak çok kötü bir şey. Ne oluyor ya? Dışarıdan sesler geliyor. Duyuyor musunuz sesleri? Bu sesler ne böyle ya? Korkuyorum ben. Aşkım, bildiğimiz tüm duaları okuyalım en iyisi. Haydi başla. Baba çabuk, dışarısını gözle baba. Tamam, sakin olun. Ben şimdi şöyle aradan bakarım. Bakayım şöyle ne var dışarıda? Bu sesler ne böyle ya? Şöyle aradan bakayım. Onlar ne öyle? Anne! Saldırın! Tüm şehre saldırın! Bismillah! Ayvayı yedik ailem! Sakın dışarı çıkmayın! Baba, ne vardı dışarıda, ne gördün? Canım oğlum, sakın bağırma! Vampirler var dışarıda! Ne? Vampirler mi? Uşkan, ne yapacağız şimdi? Tepegöz, uşkan! Sessiz olun! Burada olduğumuzu bilmiyorlar! Sakın ses çıkartmayın! Saldırın!
Tüm evlere girin, hepsine. Herkesi öldürün. Kan kokusu. Kan kokusu alıyorum. Kan. Evet fakir zombi, nasıl hissediyorsun? Daha iyiyim doktor abi, teşekkür edeyim. Rica ederim, rica ederim. İyi olmana sevindim fakir zombi. Kendimi daha iyi hissediyorum, artık yürüyebileyim doktor abi. Kan kokusu. He? Bu ne? Olamaz vampir. Olamaz, kaçın çabuk kaçın. Hayır, beni de bekleyin. Koşun çabuk koşun. Hayır, olamaz. Kırmızı ay vay, kırmızı ay, hemen eve gitmem lazım. Çabuk çabuk koş koş, hemen eve gireyim. Kırmızı ayda duymamam lazım. Hemşireler koşun. Doktor bey bekleyin. Kan emeceğim. Kan emmek. Kan emeceğim büyük yaratık. Kardeşim hoş geldin, sana bir sayılayım, gel. Seni çok özlemişim canım kardeşim, sayılalım. Sarılın bakayım çocuklar. Fakir zombi kardeşim, ben de seni çok özledim. Sağ olun, yeter bu kadar sayılmak zengin zombi. Size anlatmam gereken şeyler var. Anlat bakalım fakir zombi. Hastanedeyken birden kapı açıldı ve karşımıza bir vampir çıktı. Vampir mi? Ne, vampir mi? Evet, biz de hemen kaçtık hastaneden. İnanın bana, doğruyu söylüyorum. Olamaz, kırmızı ay yüzünden bu. Birileri vampire dönüşmüş. Fakir bey kapıyı açın. Çabuk fakir bey kapıyı açın. Ne oluyor? Gelin içeri gelin, ne oluyor? Fakir bey, çok önemli bir şey oldu. Hastaneye aniden bir vampir girdi. Ne? Ne diyorsun sen? Ciddiyim fakir bey. Fakir zombi o oradaydı. Hastanedeydi. Fakir zombi iyi mi? Doğru söyle. Merak etmeyin, fakir zombiyle beraber kaçtık. Hemşireler de geldi benimle. Peki fakir zombi nerede şu anda doktor abi? Sizinle gelmedi mi? Evet, fakir zombi nerede? Neden sizinle gelmedi? O eve doğru gitti. Kendi evine doğru gitti yani. Ama Hanzo hastanede kaldı. Hanzo zaten ölmedi mi? Onun kalbini fakir zombiye takınca Hanzo öldü. Öyle değil mi doktor bey? Fakir bey öyle, ama şimdi o vampir Hanzo'yu ısırırsa Hanzo bir vampire dönüşebilir. Ciddi misin sen? Ama kalbi yok, nasıl olacak? Evet ya, kalbi yok. Kalbi yokken bir vampire mi dönüşecek? Evet, böyle bir şey olabilir. Kalbinin olup olmaması önemli değil. Vampir. Daha çok vampir, daha çok kan. Saldır. Ya size bir şey diyeceğim, siz hiç mi korkmuyorsunuz? Hanzo eğer ki vampire dönüşürse hepimizi öldürür, hepimizi. Bu evi koruma altına almamız lazım, bu böyle olmaz. Her yeri kapatacağım. Hatta zengin arayayım, zengin de her yeri kapatsın. Çabuk çabuk, kapat şuraları, kapat. Tüm camları kapatmamız lazım. Siz hiç korkmuyorsunuz ama ben gerçekten çok korkuyorum. Hele ki Hanzo gerçekten vampire dönüşürse bu şehrin sonu demek. Çabuk çabuk şuraları da. Fakir bir sakin ol aşkım, lütfen. Tüm evi kapatırsam anca sakinleşirim, kusura bakma Miray. Şuraları da kapatayım. Çabuk çabuk. Hanzo her an saldırıya geçebilir. Tamam güzel. Şurayı da kapattık mı bitti iş. Fakire bak, evini bariyerle kapatıyor ya. Camları falan kapatmış. Amacı ne bunun? Korkutuyor bu beni. Biz de mi kapatsak? Zengin aşkım, bence kapatalım. Bence de. Dur. Çekilin şöyle kenara. Ben yukarıdan bariyerleri alıp geleyim. Miray aşkım. Efendim fakir. Ben etrafı kapatmaya devam ediyorum. Sen de telefonla zengini ara çabuk. Ben yukarı gidiyorum. Tamam fakir. Ben telefonla şimdi zengini ararım. Zengin ve Kerem komisere de haber vereyim de onlar da kapatsın evini. Telefon şuradaydı. Olamaz ya. Telefon çekmiyor. Bu bariyerleri koyduktan sonra telefonlar çekmemeye başladı. Anneciğim, zengin amcama ve Kerem komisere haber vermemiz lazım. Ama telefon çekmiyor oğlum, ne yapayım? Miray aşkım, haber verdin mi? Fakir aşkım, telefon çekmiyor. Benim evi bariyerlerle kapatmam lazım. O zaman dikkatli bir şekilde git ve onlara söyle. Ben gideyim diyeceğim ama ben bariyer döşüyorum etrafa. Sen git söyle. Tamam fakir, dikkatlice gideceğim, merak etme. Ben gidiyorum, siz burada kalın. Hızlıca gidip haber vereceğim. Anneciğim lütfen dikkatli ol, yalvarırım. Anneciğim istersen ben gideyim. Hayır, bu çok tehlikeli. Siz lütfen evden çıkmayın. Ben hemen geleceğim, merak etmeyin. Anladınız mı beni? Hızlıca gidip geleceğim. Çabuk çabuk. Hemen gidip Zengin'e ve Kerem komisere haber vereyim. Miray geliyorum. Olamaz,
ısırdı vampir. Git buradan git. Miray aşkım. Miray iyi misin Miray? Vampir uzaklaşıyor. Seni buradan alacağım, eve taşıyacağım. İyi olacaksın, merak etme. Beni duyuyor musun? Fakir, ölmek istemiyorum. Hayır hayır, merak etme, ölmeyeceksin. İyileşeceksin, seni eve taşıyacağım. Minecraft partileri şehrinde vampirler şehri istila etmişti. Vampirler kan kokusunun geldiği eve doğru saldırıyorlardı. Fakirin evinden kan kokusu geliyordu çünkü vampirler Miray'ı ısırmıştı. Miray aşkım iyi misin? Vampirler Miray'ı kolundan ısırdı. Merak etme Miray, iyileşeceksin. Babacığım bence annemi dışarı atalım, bir vampire dönüşebilir. Olmaz Hüsamettin, ne diyorsun sen? Ama babacığım vampire dönüşebilir. Bizim hayatımızı tehlikeye atar bu. Olmaz, Miray'ı dışarı atamayız. Fakir, dışarıda bir sürü vampir var, sadece kolumdan ısırdılar. Ben iyiyim, bana hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Lütfen beni dışarıya atmayın. Atmayacağız tabii ki hayatım. Annemi şöyle koltuğa yatıralım, rahat yatar orada. Tamamdır, merak etmeyin. Miray yarına kadar iyileşir. Biz yukarı çıkıp yatalım, Miray burada yatsın. Haydi çocuklar gelin. Vampirler sokakta gördüğü herkesi ısırıyordu. Ve ısırdığı kişiler de bir süre sonra vampire dönüşüyordu. Olamaz, Kerem'i de ısırdılar. Şimdi ne yapacağız? Kerem de bir vampire dönüşecek. Vampirler uzaklaşıyor. Gidip Kerem'i kurtarmam lazım. Onu orada bırakamam. Hayır Aslı polis, geri gel. Geliyorum Kerem. Aslı polis, Kerem komiserde bir vampire dönüşecek. Kerem aşkım. He, olamaz. Hayır bırak beni. Olamaz ya, Kerem komiser şimdi Aslı polisi ısırıyor. Çok kötü bu. Şehirde herkes sırayla vampir oluyordu. Böyle giderse şehirde insan kalmayacaktı. Herkes vampire dönüşecekti. Sakın geçme, aşırı önemli bir duyurum var. Arkadaşlar çoğunuz her gün video atmamı istiyor. Bu beni çok yoruyor ama desteklerinizi çoğaltırsanız ben de sizin için bunu yapmaya çalışacağım. Abone ol, like at, bildirimleri aç, desteğini göster. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne oluyor ya Hüsamettin, neden bağırıyorsun? Işınlanıyoruz. Ne? İşler iyice kızıştı. Recep aşkım ne yapacağız biz? Dışarıda bir sürü vampir var. Vallahi böyle dışarı çıkılmaz. Yem ederler bizi, ben vampir olmak istemem. Recep aşkım evde tıkılıp kaldık. Ne yapacağız, sonsuza kadar evde mi duracağız? Yapacak bir şey yok Granny. Beklemekten başka şansımız yok. Dışarısı temiz gibi, etrafta hiç kimse gözükmüyor. Ama biz yine de buradan dışarı çıkmayalım. Vampirlerden çok korkuyorum ya. Ne yapsak, buradan tünel açıp kaçsak mı? Baba nereye kaçacağız ki? Kaçışımız yok baba. Her yer vampir doldu vallahi. Şehirde herkesi ısırıyor bunlar. Bunun elbet gibi çözümü vardır. Çocukları korkutup durma Tepegöz. Bu durumdan kurtulacağız, merak etmeyin. Baba vampir beni ısırırsa ben de onu ısırırım baba. O beni ısırınca vampir oluyorsam ben onu ısırınca eski halime dönerim baba. Evet Tepegöz, bebek Tepegöz doğru söylüyor. Aynen mantıklı. Onlar bizi ısırınca vampir oluyoruz. E vampir olduktan sonra da biz onları ısırırız, eski halimize döneriz. Ya saçma sapan konuşmayın, sessiz olun. Bu çok saçma bir düşünce. Vampirleri buraya çekeceksiniz, sessiz olun. Olamaz, hayır. Ne yapacağım ben? Yardım edin lütfen, yardım edin. Hayır, uyamaz. Yardım edin, kimse yok mu? Öldürecek bunlar beni lütfen. Kimse yok mu lütfen? Çok korkuyorum. İçeride kimse var mı? Lütfen kapıyı açın. Beni öldürecekler. Sakın. Sakın kapı
kapıyı açmayın, tamam mı? Shrek kardeşim, yardım edelim kardeşim, neden açmıyoruz? Açılmayacak dedim, o kadar, olmaz. Lütfen yardım edin, açın kapıyı. Patron, neden açmıyoruz kapıyı? Zavallı bir kız var dışarıda patron, açalım kapıyı. Olmaz dedim. Shrek aşkım, açalım. Hayır, dışarıda vampirler var, bu bir tuzak olabilir, olmaz diyorum. Ne tuzağı kardeşim, dışarıda bir kız var. Ya yanında da vampirler varsa, o zaman ne yapacağız? Olamaz, hayır, yardım edin Aykan Balay. Lütfen kimse yok mu, yardım edin abiler lütfen. Kimse yok mu? Oyamaz zengin zombi, şuraya bak. Kardeşim, o kıza yardım edelim. Hayır, yardım edin. Vampirler kızın peşinde, kuytayalım onu. Arkadaşlar ya da hadi çabuk çabuk gidiyoruz. Koşun koşun, hızlı olun. Beni de bekleyin. Haydi gelin çabuk o kızı kuytayalım. Hey kız, bu tarafa gel, bu tarafa. Çabuk buraya gel. Kadalay. Çabuk gel bu tarafa. Ay Kadalay. He, ne oluyor? Uyamaz. Bu sandık onunla inişini görüyor, merak etmeyin. Haydi dostlarım, koşalım çabuk biz. Çabuk. Çabuk çabuk giyin eve giyin. Kapıyı da kapatın. Teşekkür ederim. Hayatımı kuytaydınız. Ne demek, senin gibi bir kız zombiyi dışarıda bu yakamazdık. Fakir zombi, o sandık ne işe yarayacak dostum? Neden koydun o sandığı? Az sonra sandığı neden oraya koyduğumu anlayacaksınız. Sandık. Vay canına, sandık canlandı. Nasıl oluyor bu, fakir zombi? Dostlarım, o sandık canlı. Yani canı vay, kanı vay. Biz nasıl zombiysek, siz insansanız o da bir sandık işte. İlk defa canlı bir sandık gördüm kardeşim. Neyse, her şey için teşekkür edeyim. Ben artık gideyim. Dışarıda başımın çaresine bakayım. Hayır, neye gidiyorsun? Lütfen biraz daha kal. Evet, biraz daha kal. Yoksa seni dışarıda yakalarlar. Size yük olmak istemiyorum. Ben dışarıda yaşıyorum. Dışarıda mı yaşıyorsun? Maya'da mı? Evet, maalesef. Anne ve babamı vampirle ısırdı. Vampir mi ısırdı? Anne ve baban vampire mi dönüştü? Evet, maalesef. Annem ve babam vampire dönüştü. O zaman hiçbir yere gidemezsin. Bundan sonra burada kal. Evet, bundan sonra burada kal lütfen. Burada kalabilirsin. Evet, araştırmalarıma göre bu vampirler sabah olunca eski hallerine geri dönüyor. İşte çok uzun araştırma sonucu bu kitabı ele geçirdim. Ve kitabı okuyorum. Vampir kitabı. 1. Vampirler maldır. Çok garip. Kitapta bilmediğim şeyler var. 2. Vampirler salaktır. 3. Vampirler yine maldır. Gerçekten çok ilginç bilgiler var. Bu kitabı ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Ya Hüsamettin, bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak? Dur Arda dur. Okumaya devam ediyorum. 4. Vampirler sabah olunca düzelir ve eski hallerine dönerler. Güzel. Evet işte bu. Hüsamettin, anladın değil mi? Haydi. Evet anladım. Sabah olacak ve vampirler eski hallerine geri dönecek. Aynen öyle. Haydi Hüsamettin. Tamam, hazır olun. İşte bu. Bu kitap gerçekten çok işimize yaradı. Bakalım vampirler sabah olduğunda eski hallerine dönecekler mi, göreceğiz. Hayır. Ha? Ne oluyor ya? Bu sandık bizi neden kovalıyor? Bilmem. Ne oldu bize? Bilmem. Bu sandık kim? Bilmem. Neden buradayız? Bilmem. Bu sandığı tutuklayın, çabuk koşun, yakalayın şunu. Ne oluyor burada ya, ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım. Miray. Ne oldu fakir? Karnım aç ya, gel bir şeyler yiyelim, haydi gel. Tamam fakir, geliyorum. Gerçekten işe yaradı. Evimizin etrafındaki koruma bariyerlerini artık kaldırabilirim. Ha? Ne oluyor ya? Baksana, bariyerler gitti. Evet fakir. Sonunda sabah oldu. Her şey düzeldi mi ailem? Tepeyiz aşkım, şuraya baksana, fakir değil mi? Hüsamettin oğlum, ne oldu bize? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Babacım sakin olun. Vampire dönüşmüştünüz ama merak etmeyin. Artık kurtuldunuz. Sabah oldu ve her şey düzeldi. Zenginin yanına gideyim ben. Haydi biz de şehirde turlayalım. Haydi gelin dostlarım, çıkalım biz de. İşte hepsi gittiler. Evet fakir zombi. Sonunda seninle baş başa kalabildik. Ne oldu, ne konuşmak istiyorsun benimle? Fakir zombi, beni kuytaymak için kendi canını ortaya koydun. Beni kuytaydın. Ya ben görevimi yaptım. Vampireye seni bu yakamazdım tabii ki. Olsun fakir zombi. Yine de çok cesaretliydin. Teşekkür ederim. O yüzden seni öpmek istiyorum. Ne? Evet, beni kuytaydığın için. Öptü beni. Yes, ben beni.
beni öptü. İnanamıyorum ya. Bu gerçek mi? Çocuklar, bekleyin beni, geliyorum. Siz ikiniz evlenmek mi istiyorsunuz? Söyleyin bakalım. Evet fakir başkanım, lütfen bizi evlendirin. Evet fakir zombi ile evlenmek istiyorum. Tamam, sizi evlendireceğim, merak etmeyin. Ama ilk önce dans etmem lazım. Evet çocuklar, evlilik dansına başladım, işte bu. Sizi evlendirmeden önce dans ediyorum, işte bu. Nasıl, beğendiniz mi dansımı, he? Evet dansım bu kadardı, teşekkür ederim. Bu çok saçmaydı. Evet ya, çok saçma. Hiç kimse dansıma saçma diyemez. Hayır. Olamaz, hayır. Fakir abi oyamaz. Bizi evlendirmeden neden atlıyorsun aşağı? Hayır, biz şimdi nasıl evleneceğiz? Nasıl? Oyamaz. Hayır, evleneceğiz. He? Rüyaymış ya hepsi. Oh be, bir an gerçek sandım. Bizim acilen evlenmemiz lazım. Zombi kız, zombi kız. Uyan çabuk, uyan. Evlenmemiz lazım, çabuk. Sana diyorum, hey. Halua, niye ettiniz de geldiniz ya? Evet, evet. Bundan sonra böyle sık sık kahvaltı yapalım, Halua. Tamam oğlum, siz çağırın, biz geliriz vallahi. Fakir, sen neden yemiysen oğlum? Hepimiz yemek yeriz, sen yemiysen. Yok yok, ben birazcık kilo aldım da. O yüzden yemeyeyim, perhiz yapıyorum. Ha tamam oğlum. Haydi Halua'ga, biz gömelim. Aşkım sen burada kal. Ben hemen Fakir abiyi çağırıyorum, tamam mı? Merak etme, bugün evleneceğiz biz. Her ne olursa olsun bugün evleneceğiz. Evet işte geldim. Fakir abi açın kapıyı çabuk. Ne oluyor be? Açın kapıyı Fakir abi, içeridesiniz biliyorum, bak görüyorum. Hey kime diyorum? Geldim geldim, patlama be. Çabuk çabuk aç kapıyı, haydi. He ne oluyor? Fakir abi. Ne oldu? Fakir. He. Abi. Ne oldu be, söylesene. Asıl sana ne oldu be, tövbe bismillah. Dur dur. Gel buraya gel, korkmana gerek yok. Nereye gidiyorsun ya? Sadece birazcık kilo aldım, korkma. Tamam Fakir abi, bizi evlendirir misin lütfen? Yalvarıyorum lütfen. Ne evlenmesi be, aslan parçası, ne diyorsun sen? Yaşın kaç senin? 8 yaşındayım, ne oldu ki? Ya git işine be, bak git işine. Şuna bak ya. Lütfen Fakir abi. Güle güle, daha çok küçüksün. Allah Allah ya. Duygulayımla oynuyorsun, lütfen geri gel. Bas git işine ya, hadi git. Öf ya, öf ya. Evlendirmedi de işte beni. Şimdi bizi kim evlendirecek? Gideyim en iyisi zengin abiden yardım isteyeyim. Evet, zengin abi bizi evlendirebilir. Haydi bakalım. Oyamaz ya. Zengin abi yardım etmedi. Kerem komiser de yardım etmedi. Tek çarem zombi kıyal. Haydi bakalım zombi kıyalın evine doğru gideyim. Umayım zombi kıyal bana yardım eder. Zombi kıyal. Zombi kıyal abi. Lütfen bana yardım et abi. Yalvarıyım. Zombi kıyal kapıyı aç lütfen. Ne oluyor ya? Ne oluyor burada fakir zombi? Zombi kıyal, beni evlendirir misin lütfen? Ne? Evlenmek mi istiyorsun? Evet lütfen, yalvarıyorum, aşık oldum zombi kıyal. Abimsin sen benim, evlendir beni lütfen. Hayır olmaz, maalesef böyle bir şey yapamam, yaşın daha çok küçük. Oyamaz ya, beni kim evlendirecek, kim? Zombi öğretmen, zombi öğretmen beni evlendir olmaz, lütfen yalvarıyorum. Hayır. Ya tamam tamam. Doktor abi, doktor abi beni evlendir lütfen yalvarıyorum lütfen. Olmaz, kusura bakma tamam, fakir tamam. Zombi. Korkunç ev, beni evlendir lütfen. Olmaz, hayır. Ya öf ya, tamam tamam. Olmaz. Hayır olmaz. Olmaz. Yeter, yeter artık yeter. Beni evlendirecek kimse yok mu, yeter artık ya. Gideceğim Tepegöz'den yardım isteyeceğim. Evet Tepegöz beni evlendirebilir. Haydi bakalım. Tepegöz, Tepegöz. Ne oluyor ya, bismillah. Ne oluyor fakir zombi? Tepegöz beni evlendirin. Lütfen, kimse evlendirmiyor, yeter artık. Ama fakir zombi, evlilik ciddi bir müessesedir. Evet, çocuklar evlenemez fakir zombi. Doğru, sen daha bir çocuksun. Hayır kardeşim, aşkıma engel olamazsınız. Herkes duysun, seviyorum ulan, seviyorum, duyun sesimi. Anladınız mı, seviyorum ulan.
Bana ne lan, bana ne? Beni mi seviyorsun? Şuna bak ya, ben sanki sana dedim. Defol git buradan be, defol. Fakir zombi sakin ol, tamam tamam. Boş ver. Evet fakir zombi, kızmaya gerek yok dostum. Şuna bak ya, seviyorum diye bağırıyor. Bana ne seviyorsan kardeşim. Evlendiğim beni. Evlenmek istiyorum, aşığım. Anlasanıza, siz hiç mi aşık olmadınız kardeşim? Baba, aşıkları buluşturalım. Fakir zombi evlendirelim baba. Baksana nasıl da üzülüyor. Zavallı zombi. Canım benim. Üzülme, evleneceksin. Evet, sevenleri buluşturmak çok sevaptır. O zaman fakir zombiyi evlendiriyoruz. Evet aşkım, evlendirelim. İşte bu. Evet, evlendirelim. Fakir zombi evleniyor. Duyduk duymadık demeyin. Minecraft Projeleri Şehri, iyi dinleyin. Düğüne herkes davetli. Fakir zombi evleniyor. Duyduk duymadık demeyin. Sonunda hayatımın aşkını buldum. Evleniyorum. Herkes düğünümüze davetli. Haydi bakalım, düğünü yapalım artık. Fakir zombi aşık olmuş, bize de elimizden geleni yapmak düşer. Ya nasıl olur ya? Fakir zombi evlenemez, çok küçük. Miray atla, gidiyoruz. Gidelim fakir, bas gaza aşkım, bas gaza. Haydi aşkım, daha hızlı. Tamam tamam, gidiyorum işte. Otobüs burada. Arabalar, siz de buradasınız. Evet fakir, ne oldu? Bugün güzel bir gün fakir, yukarıda evleniyorlar. Ne? Demek ki yukarıda. Olamaz, buna engel olmalıyız Miray. Yoksa çok pişman olacaklar. Onlar birbirlerini seviyor fakir. Engel olmaya çalışmayın dostum. Evet siz iki velet, iyi dinleyin beni. Dinliyoruz Tepegöz. Evlenmek istiyor musunuz? Söyleyin bakayım. İyi düşünün çocuklar. Bakın bu işin geri dönüşü yok, ona göre. Sonradan pişman olursanız iş işten geçmiş olur çocuklar. Evet emin misiniz bakın. Biz birbirimize çok aşığız ve evlenmek istiyoruz. Değil mi zombi kız? Aynen öyle. Lütfen evlendiğim bizi yalvarıyız. Tamam o zaman, siz iki veledi evlendireceğim. Buna engel olmamız lazım. Onların evlenmesine izin veremeyiz. Hayır. Baba hızlı ol ama, fakir amcam geliyor. Sakın evlenmeyin. Baksana boğulun sesi baba. Duyuyor musun? Tamam soruyorum. Sen fakir zombi. Evet mi hayır mı? Evet. Peki zombi kız, evet mi hayır mı? Ben de evet diyorum. Şahitler. Şahit kim? Benim. Huysuz, evet mi hayır mı? Evet. Tamamdır, sizi 3 evetle uğurluyorum. Evlendiniz, haydi gidin. İkiniz evet dedi, şahit huysuz da evet dedi, 3 evet. Tepegöz aşkım, öyle mi olur ya? Burası yeteneksizsiniz değil ki. 3 evetle uğurlanmaz aşkım. İlk önce onlara evlenmek istiyor musunuz diye sor bakayım. Tamam tamam, affedersiniz. Miray aşkım, gidiyorum. Hakkını helal et. Oraya ulaşmam lazım. Bunu durdurmamız lazım. Tamam fakir, haydi aşkım. Roketi havalandıralım hemen. Tamam tamam, haydi bakalım. İşte gidiyoruz Miray. Gidiyorum. Haydi bakalım. Olamaz. Hayır. Fakir aşkım. Olamaz ya, biraz fazla uçtu. Hayır dur artık, dur. Lütfen yeter. Hayır. Vay canına, şuraya bakın. Fakir astronot olmuş. Helal be, gururumuzsun fakir. Alkışlayın fakiri. Gerçekten hayır, büyük bir başarı. Gururumuzsun fakir. Hani Türkler uzaya çıkamazdı? İşte bu, fakir çıktı. Gurur kaynağımız fakir. Tebrik ederiz fakir. Seninle gurur duyuyoruz. Aley, ben de uzaya çıkmak istiyorum. Fakir abim astronot oldu. Hayır, yeter artık. Nereye kadar çıkacak bu? Olamaz. Allah'ım ne olursun dursun, ne olursun. Ha? Durdu. İşte bakın, havada asılı kaldı fakir. Neyse ya, artık biz evlendik. Haydi zombi kız, gidelim. Evet fakir zombi. Bismillah bismillah. Allah'ım ne olursun düşmeyeyim, ne olursun. Daha çok gencim. Hayır olamaz. Çabuk altıma slime koyun, slime. Slime koyun. İşte fakir düştü. Gurur kaynağımız resmen ya. Nasıl da düştü, gördünüz mü? Evet aşkım, inşallah bundan sonra Türkleri daha sık uzaya çıkarken görürüz aşkım. Neyse biz de gidelim artık. Fakir zombi ve zombi kız gitti. Evet zombi kız aşkım, artık evliyiz. Ben evimizi geçindirmek için çalışacağım. Çalışıp para kazanmamız lazım aşkım, yoksa geçinemeyiz. Ben çalışacağım, bir sürü para kazanacağım, evimize bakacağım, merak etme. Şimdi ben dışarıda iş aramaya gidiyorum, tamam mı aşkım? Tamam bir tanem. Gidip iş bulayım, artık evliyiz. Fakir aşkım, iyi misin? Fakir! Nasıl başaramadım ben bunu, nasıl? Fakir gel aşkım, herkes indi aşağı, haydi gel. Artık fakir zombi evli, yetişemedik aşkım. Biz de evimize gidelim, haydi gel. Ya çocukluğunu yaşamak varken neden evlenirsin ya? Pişman olacaklar, çok pişman olacaklar, hissediyorum. Evet şöyle etrafa bakayım, nerede çalışsam acaba? Polis olabileyim aslında. Yok ya, polis olamam, yapamam. Marketçi olabileyim.
Evet evet, markete bir soyayım. Hadi Şimşek, şehre kadar yarışalım dostum. Hadi bas gaza, çekici tam arkandayım. Şehre kadar yarışalım dostum. Tamam tamam, işte kapı açıldı. Arkamdan gel. Tam arkandayım. Hadi Şimşek, geçsene beni dostum. Çık önümden çık, işte geçiyorum. Hayır. İşte geçtim. Hayır, bekle beni Şimşek, çok hızlısın. Bekle dostum. Oh be, bayağı bir yoruldum. Evet, ben de. Artık uyuyalım Şimşek. Haydi gel gidelim, takip et. Geliyorum, bekle. O ses de neydi? Tepegöz aşkım, ne oluyor? Bir tanem bir gülme sesi duydum. Sen miydin o? Hayır Tepegöz aşkım, ben gülmedim. Ben uyuyordum. Aney, ne oluyor burada ya? Uykumu verdiniz, neden konuşuyorsunuz? Siz burada kalın canım ailem. Ben bir dışarı bakayım. İyi geceler çekici. Sana da Şimşek. Bugün hava çok güzel değil mi? Güzel bir uyku çekelim Şimşek. Aynen öyle. Çekici, şu mağazını açtın yine. Çabuk gel, çabuk, kapalı bir yer bulalım. Geliyorum, bekle. Hala daha dışarıdan sesler geliyor. Yağmur da başladı. Tepegöz aşkım, hemen bak şuna, haydi. Hızlı ol Tepegöz, mağaraya su birikiyor. Tamam tamam, hemen bakıyorum. Nasıl da yağıyor mübarek. He? O da ne? Burada bir heykel var. Bu mu gülüyor yoksa? Yok be, bu sadece bir heykel, nasıl gülsün? Bu yapmıyordur. Neyse ya, sırılsıklam oldum. Etraf temiz, artık gireyim mağaraya. Ailem merak etmeyin, dışarısı temiz. Zombi kız. Zombi kız aşkım, uyan. Yağmur yağıyor. Zombi kız. Zombi kız, uyan aşkım. Zombi kral, ne oluyor aşkım? Uyan uyan, yağmur yağıyor. Çamaşırlar var dışarıda. Yağmur mu yağıyor? Yazın ortasında ne yağmur ya? Aşkım inanmıyorsan bak, gerçekten deli gibi yağmur yağıyor dışarıda. Tamam zombi kral, ben hemen şu çamaşırları toplayayım aşkım. Çabuk çabuk, nereden çıktı şimdi bu yağmur? Öf, çamaşırlarda sırılsıklam olmuştur. Şunları toplayayım hemen. Nereden çıktı bu yağmur ya? Ne oluyor? Bu ses de neydi? Dışarıda bir şeyler oluyor. Allah'ım sen bizi affet. Ne oluyor ya? Şuna baksanıza. Yıldırım düşüyor evimizin üstüne. Olamaz. Tepegöz aşkım, bir şeyler yap. Baba çok korkuyorum baba. Evimiz başımıza yıkılacak baba. Yazın ortasında nereden çıktı bu yağmur? Çabuk Şimşek çabuk, kafamıza yıldırım düşecek. Tamam tamam. Haydi gel buraya. Burada saklanabiliriz. Tamamdır. Şuna baksana ya, nasıl da yağıyor. Çıkma makine iyisi. Olamaz, yardım edin. Hayır. Lütfen yardım edin. Kerem aşkım gel çabuk. Geliyorum geliyorum. Ne oluyor ya? Olamaz. Tepegöz'ün sesi bu. Aslı gidip bakalım, ne oluyor dışarıda ya? Aslı çabuk gel. Tepegöz'ün evinin oraya yıldırımlar düşüyor. Gidelim bakalım. Koş Aslı koş. Geliyorum aşkım. Hemen gidelim. He? Aslı baksana, yağmur duruyor. Evet aşkım. Güzel güzel, çabuk gel çabuk. Tepegöz'e bir şey oldu mu acaba? Kerem komiser durun. He? Ne oluyor fakir? Nereye Kerem komiser? Tepegöz'ün evine gidiyoruz. Ben de geleyim, haydi gidelim. Gel fakir gel. Yıldırım seslerini falan duydun mu fakir? Duydum duydum. Çok fenaydı ya. Evet Kerem komiser, umarım Tepegöz'e bir şey olmamıştır. Sonunda yağmur durdu, çıkalım şuradan. Evet Tepegöz'ün evine doğru gidelim. Oraya çok yıldırım düştü. Umarım bir şey olmamıştır, haydi bas. Arkamdan gel. Geliyorum Şimşek, tam arkandayım dostum. İşte gel, bizimkiler de orada. Haydi mağaraya bakalım. Heh. Arabalar.
Tepegöz nasıl? İyi mi? Mağaraya baksanıza bir. Tamam, bakıyoruz şimdi. He? Nerede bunlar ya? Burada yoklar. Neredeler? Nasıl yoklar dostum? İçeride değiller. Bakın isterseniz, içeride hiç kimse gözükmüyor. Nereye gittiler bunlar ya? Şehri bir kolaçan edelim biz. Evet arabalar, siz etrafa bakın. Biz de bakalım. Buluruz şimdi, biz gidiyoruz. Ben şu taraftan gideceğim. Haydi gelin biz de bakalım etrafa. Geliyorum fakir, gidelim. Tepegöz dostum, neredesin? Tepegöz ses ver. Neredesin Tepegöz dostum, ya? Fakir, biz polis ses merkezine ver. Gidiyoruz. Kamera kayıtlarına bakalım. Tamam, ben de şu tarafa bakayım. Gel Aslı, çabuk aşkım, koş. Tepegöz, neredesin? Gel çabuk, gel kamera kayıtlarına bakalım. Şimdi anlarız. Şimşek bu tarafta değiller dostum. Burası da boş. Nereye kayboldu bunlar ya? Umarım başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Haydi gel, aramaya devam edelim. Geliyorum. Haydi Aslı, çabuk gel. Hemen kamera kayıtlarına bakalım. Tamam Kerem, haydi aç şunu. Tepegöz, huysuz. Nereye kayboldunuz ya? Ses verin çocuklar. Tepegöz kız, neredesiniz? Sesimi duyan var mı? Hey! Fakir kardeşim, ne oluyor? Tepegöz ve ailesi kayıp. Onları arıyoruz zengin. Nasıl kayıp ya? Nereye gittiler? Hiç mi gözükmediler etrafta? Kamera kayıtlarına bakabiliriz. Kerem komiser ve Aslı polis kamera kayıtlarına bakmaya gitti zaten. Tamam, biz de arayalım etrafta. Haydi gel fakir. Şöyle bakalım etrafa. Evet işte. Tepegöz'ün kafası gözüküyor mağarada. Görebiliyor musun Aslı sen de? Bak tam olarak şurada. Evet Kerem, görüyorum. Evet işte, yağmur şiddetlendi. Bak Aslı. Evet Kerem, şimdi görürüz Tepegöz ve ailesine ne olduğunu. İşte. Yıldırım çarpmaya başladı, görüyor musun? Evet. Bakalım Tepegöz ve ailesine ne olmuş. Hı, şuna baksana. Yıldırımlardan sonra mağarada gözükmüyorlar. Az önce kafaları gözüküyordu. Ama şimdi yoklar. Ne oluyor ya, ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım ben. Diğer kameralara da bakalım. Tamamdır, değiştiriyorum. Diğer kameralara bakalım. İşte bu bizim evin önündeki kamera. Tepegöz'ün mağarası açık, görüyor musun? Ve Tepegöz mağaradan çıktı. Ne yapıyor bu ya? Baksana, bu tarafa doğru geliyor. Orada bir şey var, bir heykel. Vay canına. Bu heykel nereden çıkmış olabilir Aslı? Bilmiyorum Kerem, daha önce görmedim ben bu heykeli. Haydi gel, gidiyoruz. Hala orada mı bakalım? Bu heykel işin içinde olabilir. Bu heykeli buraya kim getirdi? Hemen öğrenmemiz lazım. Tepegöz ve ailesini bulmamız lazım. Kerem komiser, dur, nereye? Gel çabuk gel, takip et zengin. Hey, beni de bekleyin. Sanırım bir ipucu bulduk, koşun. Kamera kayıtlarında bir heykel vardı, o heykeli bulmamız lazım. Hani burada bir şey yok. Ben şu mağaraya bir daha bakayım. Bizi de bekle fakir, beraber bakalım mağaraya. Tamam, olamaz. Fakir, iyi misin fakir? Fakir kardeşim, iyi misin, bir şeyin var mı? İyiyim, merak etmeyin. Ama burada garip bir heykel var. Olamaz fakir, çabuk çık oradan, çabuk. O heykel nereden geldi ya? Çabuk çık oradan fakir, çabuk. Ne oluyor ya, sakin olun. Olamaz. Tepegöz ve ailesi nerede? Sana diyorum korkunç heykel, nereye götürdün onları? Ne oluyor ya, nerede bunlar? Az önceki neydi öyle? Kerem komiser, haydi çabuk çıkın oradan, çabuk. Buradan her şeyi gördüm, o kediyi biliyorum. Oradan çıkmanız lazım, sanırım Tepegözlerin evi lanetlenmiş. Haydi. Zengin, bize merdiven bul. Tamam, bekleyin. Hemen buradan çıkmamız lazım. Evet. İşte geldim, çabuk şu merdivenleri atmam lazım. Alın şunları. Çabuk çıkın oradan, anlatmam gereken şeyler var. Hadi fakir, hadi hızlı ol. Tamam çıkıyorum. Hadi Kerem komiser, siz de gelin çabuk. Tamam geliyoruz. Çabuk çıkın hemen siz de bu lanetli yerden, çabuk Kerem komiser. Tamam geliyorum. Hadi Kerem, hadi aşkım. Gel Kerem komiser, gel, az kaldı. Haydi Aslı polis, sıra sende. Oh Aslı, hadi aşkım, başarabilirsin. Evet haydi. Olamaz. Hayır Aslı polis. Bırak beni, bırak. Hayır, bırak diyorum. Kerem komiser, vur şunu. Nasıl vurayım fakir, nasıl, Aslı var. Aslı polis, tekme at şuna, tekme at. Bırak beni, bırak. Hadi Aslı, hadi aşkım. Vur kafasına, vur. Bırak diyorum. Vur Aslı, vur. Bırak. Biliyorum. İşte bu, gel Aslı gel. Haydi tırman, çabuk gel Aslı, gel aşkım, canım benim. Kerem gidelim buradan. Gidelim, gel. Gidelim Aslı, canım benim. Vallahi çok iyi kaçtın Aslı polis. Korkunç kedi az kalsın çekiyordu seni. Durun bekleyin, şu merdiveni alayım oradan.
Yaratık çıkmasın. Evet, merdiveni alayım şuradan. Haydi bakalım. Evet, merdiveni alalım. Korkunç kedi tırmanmasın. Hadi fakir, kenara bir yere koy. Tamamdır, burada kalsın. Geliyorum, geliyorum. Şurayı da kapat. Yaratık gözükmüyor aşağıda. Zehirli güçleri mi var ne? Bir ışınlanıyor, bir geri geliyor. Haydi gidelim. Evet, gidelim. Tepegöz ve ailesini bulacağız daha. Gelin, bizim eve gidiyoruz. Size anlatmam gereken şeyler var. Bu Tepegöz ve ailesinin mağarasındaki korkunç kedi hakkında. Haydi çabuk gelin, gidiyoruz. Ya zengin, buraya bakın. Recep, ne oldu, işimiz var. Tamam ya, şu Tepegöz ailesini gördünüz mü? Biz de onları arıyoruz. Mağaraya baktınız mı? Sakın mağaraya girme Recep, sakın. Neden be, ne oluyor? Korkunç kedinin laneti. Gelin şimdi her şeyi anlatacağım size. Haydi gel. Haydi gelin, takip edin beni, her şeyi anlatacağım. Bekleyin beni de, ben de geliyorum. Girin çabuk, girin içeri. Zengin, ne yapıyoruz burada? Oturun ve sadece izleyin, tamam mı? Göreceksiniz. Ya neyi izleyelim zengin? Ya bekleyin, açacağım. Açıyorum şimdi. Zamanın birinde harabe bir evin önünde iki tane kedi yaşarmış. Kediler bu evde yaşayan büyücünün çöpe attıklarını yer hayatta kalırmış. Büyücü bir gün yaptığı büyünün ardından kalıntıları evin önündeki çöp kutusuna atmış. Karnı aç olan kedilerden biri de büyücünün çöp kutusuna attığı kalıntılardan beslenmeye gelmiş. Fakat çöp kutusundaki iksiri içtikten sonra bir daha ortalıkta gözükmemiş. Ya zengin, ne saçma bir hikaye bu ya? Neresi saçma fakir? Olanları söylüyor işte. Hayır, o hikaye öyle değil, yanlış. Ne oluyor be? Allah! Bismillah, siz nereden çıktınız? Fakir, kapıyı açın, kapıyı. Tepegöz nerede? Tamam bekleyin, açıyorum. Ödümü koparttınız ya. Haydi gelin, girin içeri. Fakir, selamun aleyküm dostum. Aleyküm selam, geçin. Bu hikaye böyle değil, gerçeğini biliyorum. Korkunç kedinin hikayesini mi? Aynen öyle, o benim amcaoğlu. Ne, amcaoğlu mu? Evet, amcamın oğlu. Bu hikayelerin hepsi yanlış. Doğrusu şöyle, bir gün amcamın oğluyla terasta manzara eşliğinde siyaset tartışıyoruz. Amcaoğlu, ne olacak bu ülkenin hali ya? Bilmem, ne olacak acaba? Neyse amcaoğlu, bak sana ne diyeceğim. Ne oldu, ne diyeceksin? Biz kediyiz ya. Evet, ne olmuş? Kedi olduğumuz için 9 canımız var. Kediler 9 canlıdır, bunu biliyorsun. He, biliyorum, ne oldu? Şimdi bizim 9 canımız var zaten. Buradan aşağı atlasak ölmeyiz. Atlayalım mı, ne diyorsun? Evet doğru, buradan aşağı atlarsak ölmeyiz, haydi atlayalım. Sonra ne oldu, atladınız mı aşağı? Sessiz ol zengin, anlatıyorum. Daha sonra biz oradan aşağı atlamaya karar verdik. Bayağı yüksekti ama korkmuyorduk. Ne olsa 9 canımız var dedik, birisi gitse ne olur. Atladık aşağı. Sonra öldünüz mü? Saçmalama. Ölsem nasıl anlatayım bu hikayeyi sana? Neyse dinle. Hemen arkamdan da benim amcaoğlu atladı tabii. Beni yarı yolda bırakmadı. Çok delikanlı kedidir. Beni yarı yolda bırakmadı. Ben ölmedim. Ama maalesef ki o atladıktan sonra çoktan ölmüştü. Sonra öğrendim ki meğerse atlamadan önce 9 canının hepsini kullanmış. Nasıl yani? Senin amcaoğlu yani o korkunç kedi öldü mü? Aynen öyle. 9 canının hepsi bittiği için Hakk'ın rahmetine kavuştu. Madem ki senin şu amcaoğlun korkunç kedi öldü, bizim az önce Tepegöz'ün mağarasında gördüğümüz kişi kimdi? Tabii ki de onun ruhuydu. Ne? Ruhu mu? Kardeşim, ne diyorsun sen? Çizmeli kedi, ne diyorsun sen? Bizim az önce gördüğümüz korkunç kedinin ruhu muydu? Aynen öyle. Peki bir şey soracağım. Tepegöz ve ailesi nerede? Evet, Tepegöz valisi nerede? Hadi buna cevap ver. Bunun da cevabını biliyorum. Bekleyin, anlatacağım. Ama ilk önce kum var mı burada? Kumu ne yapacaksın ya, anlat işte. Oğlum tuvaletim geldi. Kediyim ben, kedi. Neyse anlat, sonra gidersin tuvalete, anlat. Anlat çabuk çizmeli kedi. Tepegöz valisine ne oldu? İyi tamam, anlatıyorum. İyi dinleyin beni. Bir gün yine çok güzel bir hava vardı. Sabah sporumu yaptıktan sonra karnım acıkmıştı. Karnım acıktığı için etrafta kafe ararken Tepegöz'ün yeni mekanını gördüm. Geçtim orada, yemek yemek için oturdum. Tepegöz'e siparişimi verdim. Tepegöz de siparişi hazırlamak için gitti. Ciğer sipariş vermiştim. Uzun zamandır güzel bir ciğer yememiştim. Bakayım Tepegöz'ün mekanında ciğerin tadı nasıl olacaktı, çok merak ediyordum. Ve yaklaşık yarım saat sonra Tepegöz
Siparişlerimi getirdi. Ciğer çok güzel gözüküyordu. Afiyet olsun efendim. Bakalım ciğerin tadını beğenecek misiniz? Ciğerin tadı o kadar güzeldi ki bir saniyede yedim. Daha sonra Tepegöz'e bu ciğerin tarifini sordum. Tadı çok güzel dedim. Evde de yapmak için tarifini söyle dedim. Ve bana tarifini söyledi. Neymiş tarifi? Söyleydi. Tepegöz resmen bana yüksekten atlayıp ölen amcamın oğlunun ciğerlerini yedirttirmişti. Afiyet olsun efendim. Yine bekleriz efendim. Buyurun. Tepegöz amcamın oğlunu kesip ciğerlerini bana yedirttirmişti. Çok kızmıştım. Onu biraz pataklayıp evime geri döndüm. Resmen yüksekten atlayıp ölen amcamın oğlunu yerden alıp pişirmiş, ciğerlerini de bana yedirttirmişti. Çok kızmıştım ona. Kendini çok zeki sanıyordu. Boynuzlu herif ne olacak? Sonra mağarasına girdi. Sonra da böyle bir şey yaptığı için lanetlendi tabii ki. Tepegöz amcamın oğlunu kestiği için kedi lanetine kapıldı. Ve evine korkunç kedinin laneti geldi. Şu Tepegöz'e bak sen ya, hak etmiş bunları. Peki o heykele benzeyen yaratık kimdi? Heykeli tam bilmiyorum ama amcamın oğlu yüksekten atladıktan sonra öldü ya. Herhalde öteki dünyada arkadaş edindi kendine. O heykel de büyük ihtimal ölen birisinin ruhu. Amcamın oğluyla arkadaş olmuşlar. Yani şu anda Tepegöz lanetlendiğine göre nereye kayboldu yani Tepegöz ve ailesi? Tabii ki de lanetli köydeler. Ne? 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 Ne diyorsun kedi? Ne lanetli köyü? Evet ya, ne diyorsun? Onları oradan kurtarmamız lazım. Kardeşim, işin içine beni katmayın. Ben yokum, kusura bakmayın. Bakın, lanetli köy tehlikeli bir yerdir. Emin misiniz? Kurtarmak istiyor musunuz? Kurtaracağız tabii ki. Tepegöz'ü ve ailesini kurtarmamız lazım. Katılıyorum fakire. Bu anlattıkların doğruysa kedi, onları kesinlikle kurtarmamız lazım. Lanetlendik ve bu lanetli köye geldik. Huysuz buradasın. Baba, biz de buradayız baba. Çok korkuyorum. Tepegöz aşkım, ben de çok korkuyorum aşkım. Korkmayın canım ailem. Ben sizi asla yarı yolda bırakmam. Ama kızımız kayıp. Tepegöz kızı bulmamız lazım aşkım. Evet aşkım, doğru diyorsun. Bebek Tepegöz burada ama Tepegöz kız nerede? Baba, canım kardeşime hayaletler mi kaçırdı baba? Lanetli köy burası baba. Oğlum ağzını hayra aç oğlum. Evet oğlum, merak etme. Ağzını hayra aç, kardeşini bulacağız. Tepegöz, senin yüzünden buradayız zaten. O kediyi pişirdin, senin yüzünden lanetlendik Tepegöz. Böyle bir şey olacağını bilseydim yapar mıydım be? Neyse, kavga etmeye gerek yok. Tepegöz kızı arayalım etrafta, haydi. Dağılalım haydi, dağılıp arayalım. Ben bu taraftan giriyorum. Tepegöz kız, kızım neredesin? Tepegöz kız. Ben de bu tarafa bakayım. Tepegöz kız neredesin? Kızım neredesin? Ses ver kızım. Anam seni çok özledi. Canım kardeşim neredesin? Ses ver. Hemen bulmamız lazım. Bu lanetli köyden kurtulmalıyız. Evet, Tepegöz valisini nasıl kurtaracağız? Bir fikri olan var mı? Sizi dinliyorum, haydi bir şey söyleyin. Fakir, bilmiyorum ben. Kardeşim, lanetlendiler onlar. Evet, lanetli köydeler onlar. Lanetli köye gitmemiz lazım, nasıl gideceğiz? Şimdi lanetlenmenin iki yolu var. Birinci yol ve en basit yol ölmek. Öldükten sonra bir ruh olduğun için lanetli köye gidebilirsin. Uçarak gidersin, otobüse atlar gidersin, orası senin seçimin. Ölmek olmaz, hayır. O zaman onlar gibi lanetlenip gitmemiz lazım. Onlar kedi pişirdi. Tepegöz kedi pişirdi yani. Evet, o zaman biz de kedi pişirelim. İyi fikir. Hayır hayır, kedi pişirmek olmaz. Tek kedi benim. Seni pişirelim işte, çizmeli kedi. Yardım et bize. Saçmalamayayım be. Ne pişirmesi? Hayır olmaz. Benim daha hem 8 canım daha var. İşe yaramaz. O zaman lanetli köye gitmenin tek yolu kalıyor. Ölmek. Ölerek mi gideceğiz? Hayır ya, daha çok gencim. Ben de. Lütfen ölmeyelim. Kusura bakmayın. O zaman Tepegöz ve ailesini unutun. Lanetli köye gitmenin tek yolu bu. Hayır! Olamaz! Dostlarım! Tepegöz ve ailesini kurtarmayacak mıyız? Onları bir düşünün. Nasıl şu anda zor durumdalardır. Eskiden onlarla ne güzel anılarımız oldu. Onları hemen böyle yarı yolda mı bırakacağız? Söyleyin bana. Ben bir araba olarak kurtarmaya razıyım. Kurtarmayacak mıyız onları dostlarım? Evet doğru. Kurtarmamız lazım, doğru. Lanetli köye gidelim be. Onları kurtaralım. Evet. Evet. Haydi gidelim. Hadi
gidiyoruz. Öteki dünya yolcusu kalmasın. Haydi bakalım. Lanetli köye doğru gidiyoruz. Tepegöz ve ailesi şu anda lanetli köydeler. Hayalet gibi dolaşıyorlardır orada. Onları kurtarmamız lazım. Şimdi bizim de hayalete dönüşmemiz için ölmemiz gerekiyor. Evet fakir, ölmeden lanetli köye nasıl gideceğiz? Aynen öyle. Ölmenin en mantıklı yolu da böyle bir rampadan yere çakılmak. Ay fakir aşkım, ölünce lütfen dikkat edin. Şimdi orada zebaniler falan vardır. Miray, merak etme aşkım. Tepegöz valisini kurtarıp geleceğiz. Öldükten sonra bir ruh olacağınız sizde. Bu sayede lanetli köye ulaşıp Tepegöz valisini kurtarabilirsiniz. Haydi gidelim fakir. Tamamdır, gidiyoruz. Arkadan vermeye kaldı mı? Fakir hadi hadi, boş yapma ya. Hep şu espriyi yapıyorsun. Evet işte, tırmanıyoruz. Sıkı tutunun. Fakir aşkım, zebanilere dikkat edin lütfen. İşte gidiyorlar. Umarım zebaniler onlara bir şey yapmaz. Anneciğim saçmalama ya. Sadece ölecekler, o kadar. Ama sonra nasıl geri gelecekler bilmiyorum. Sıkı tutunun, az bir yolumuz kaldı. Of, korkuyorum ben ya. Evet Kerem komiser, sorma ya, ben de çok korkuyorum. Şuna baksana, bayağı bir yükseğe çıktık bile. Olamaz ya, çok tırsıyorum. Evet sonunda ulaştık yukarı, gidiyoruz. Hakkınızı helal edin. Tepegöz ve ailesini kurtaracağız, geliyoruz Tepegöz. He? Fakir, ne oluyor, öldük mü? Yok zengin, otobüs bozuldu. Olamaz ya, tam ucunda kaldık, ne yapacağız şimdi? Fakir, otobüsle atlamak zorunda mıyız? Yo, değiliz aslında. O zaman haydi atlayalım aşağı. Çok korkuyorum burada. Haydi bakalım, atlıyorum. Bizi de bekle. Galiba öldük fakir. Hayır, ölmedik, işe yaramadı. Of başım. Ağacın üstüne düştük, işe yaramadı. Öf ya, tekrar deneriz artık. Evet, Tepegöz valisini kurtarmak için lanetli köye gitmemiz lazım. Aman aman, nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Sevgili dostlarım, sanırım öldük. Evet fakir, baksana uçuyoruz. İşte şimdi lanetli köye doğru gidip Tepegöz valisini kurtarabiliriz. Haydi gelin. Evet işte köye ulaştık, görüyor musunuz? Baksanıza, Tepegöz sanırım burada. Evet, inelim şuraya, haydi. Haydi gelin, Tepegöz valisini bulalım hemen. Tepegöz, neredesin? İşte bakın, orada biri var, görüyor musunuz? Tepegöz bu, koşun çabuk, koşun. Tepegöz kız aşkım, artık eyalet olmaktan çok sıkıldım. Evet Tepegöz, ben de çok sıkıldım aşkım. Ruh gibi geziyoruz etrafta. Evet aşkım, şehri özledim ben. O korkunç kedi yüzünden buradayız. Haklısın Tepegöz aşkım, canıma tak etti artık aşkım. Tepegöz dostum, sizi buradan kurtarmaya geldik. Ne oluyor fakir? Siz nereden çıktınız be? Sizi kurtarmak için öldük. Evet çocuklar nerede? Haydi gidelim buradan artık. Huysuz ve çocuklar hemen şu tarafta. Bekleyin, çağıralım onları. Hemen çocuklara haber verelim. Çocuklar haydi, gidiyoruz artık. Fakir amcanız bizi kurtarmaya gelmiş. Hadi gidelim. Evet çocuklar, gerçek dünyaya geri dönüyoruz artık. Haydi bakalım, geri dönelim. Hiçbir yere gidemezsiniz. İşte o korkunç kedi geri geldi. Ne istiyorsun bizden? Siz artık bir ölüsünüz. Burası da lanetli köy. Kurtulmak istiyorsanız beni de yanınızda götürürsünüz. Seni neden götürelim be? Sen bize zarar veriyorsun. Tepegöz kız elimde. Ya beni de alırsınız ya da buradan kurtulamazsınız. Bana bak, Tepegöz kızı rahat bırak. Ne yapacağız şimdi ya? Onu da yanımızda getirmemiz lazım. Zaten onun sihirli güçleri var. Sihirli güçleriyle bizi buradan şehre götürebilir. Tamam korkunç kedi. Sen de bizimle gel. Bizi eski halimize çevir. Evet, bizi eski halimize çevireceğine söz ver. Miau. Söz veriyorum. Kedi sözü. Ama sonrası için söz veremem. Fakir aşkım, beni duyuyor musun fakir? Otobüsün altında ezildiler, sanırım öldüler. Fakir aşkım, ses ver. Onlar şu anda sizi duyamaz, ruhları başka bir yerde çünkü. Miray kız, şunlara bak, nasıl da pestilleri çıkıvermiş, görüyor musun? Miray
merak etmeyin. Ruhları geri gelirse canlanırlar. Evet Miray yenge, Shrek doğru söylüyor. Ruhları bedenlerine geri gelirse canlanırlar. Merak etme Miray yenge. Evet işte geri döndük. Herkes bedenine girsin çabuk. Tekrar canlanalım. Şu otobüsü üzerimizden kaldırın. Fakir aşkım beni duyuyor musun? Duyuyorum duyuyorum. Otobüsü üstümüzden alın. Tamam babacığım hemen yapıyorum. Fakir iyi misin aşkım? Baksanıza geri geldiler. Biz iyiyiz iyiyiz. Korkmanıza gerek yok. Tekrar geri döndük. Ama Tepegözler nerede fakir? Gelin çabuk mağaraya bakalım. Haydi koşun çabuk çabuk. Umarım mağaradadır. Evet aynen öyle. Çabuk mağaralara bakalım çabuk. Tepegöz, Huysuz burada mısınız? Ses verin çocuklar, içeride misiniz? Yoklar galiba. Tepegöz burada mısınız be, çıkın. İşte geldik, ne bağırıyorsunuz be, ne oluyor? Hayırdır fakir? İşte bu, işe yaramış, geri dönmüşsünüz. Evet ama korkunç kedi nerede? Fakir işe yaradı, geri döndük. Korkunç kedinin laneti üzerimizden kalktı fakir. Peki benim amcaoğlu korkunç kedi nerede? Korkunç kedi her yerde olabilir, dikkatli olun. Neyse Tepegöz, siz iyisiniz ya, gerisi önemli değil. Evet kardeşim, korkunç kediden korkmuyoruz. Gelsin bakalım. Neyse artık biz de eve gidelim. Haydi zengin. Evet bu belayı da atlattık. Gidelim fakir. Korkunç kedi umarım bir daha geri dönmez. Çok yoruldum. Eve gidip sadece birazcık dinlenmek istiyorum. Miray haydi karıcığım. Gidelim artık. Şehirde her şey düzene girmişti ve herkes evinin yolunu tutmuştu. Yaklaşan tehlikenin kimse farkında değildi. Herkes evine doğru gidiyordu. Hüsamettin şehrin üstündeki dev rampayı kaldırdı. Shrek ve ailesi mutlu bir şekilde evine geri döndü. Tepegöz ve ailesi çok yoruldukları için mağaralarına girdi ve şehirdeki herkes günün yorgunluğunu atmak için uykuya daldı. Hava kararıp gece olduğunda herkes hala uyuyordu. Tüm saçmalıklar sona erdi dediğimizde her şey daha yeni başlıyordu. Olamaz. Geri döndü. Benim amcaoğlu gitgide şehre yaklaşıyor. Gidip hemen fakire haber vereyim. Korkunç kediyi durdursam ben durdururum. Çabuk fakirin yanına gideyim. Onun gerçek gücünü kimse bilmiyor. Kollarını uzatabiliyor. İstediği her yere ulaşabiliyor. O gerçekten çok korkunç birisi. Fakir aç kapıyı. Acil dostum. Ne oluyor ya? Çok yorulmuşum. Kim bu ya? Bir uyutmadınız. Geldim. Ne oluyor? Geldim be patlama. Allah Allah ya ne çok bastı zile. Geldim patlama. Ne oluyor be? Kedi. Fakir benim amcaoğlu geri geldi. Oğlum senin amcaoğlun kim? Nereden bileyim? Ya söylemiştim ya fakir. Korkunç kedi. Geri döndü. Fakir onu gerçekten tanımıyorsunuz. Bu şehri yok eder inan bana. Nerede şu anda? Şehre yaklaşıyor. Gitgide daha fazla yaklaşıyor. Bir şeyler yapalım. İnan bana şehri yok eder yoksa bu. Lütfen fakir. Bu şehir bizim her şeyimiz. Gel çabuk gel şuna bak fakir. Nerede ne oldu? Hani nerede? Olamaz. Hayır bu ne? Bekle burada kedi tamam mı? Hüsamettin'i çağırıp geliyorum. Bekle burada. Hüsamettin oğlum. Hızlı ol fakir. Miau. Hüso oğlum. Hüso çabuk uyan. Ne oluyor be? Baba! Büyük bir tehlike var, çabuk gel! Tamam, geliyorum! Ne oluyor babacığım, ne oluyor? Koş çabuk koş! Şuna bak Hüsamettin! Olamaz, bu ne? Geri dönmüş! Evet oğlum, ne yapacağız şimdi? O benim amcaoğlu! Onu durdurabilirim fakir! Büyütün beni! Ama bu çok tehlikeli kedi! Büyütün diyorum size! Bunu ben halledeceğim, inanın bana! Tamam! Hüsamettin oğlum, yapabilir misin? O iş bende, kedi sıkı tutun, ışınlanıyoruz! İşte gittiler güzel. Çabuk ben de bizimkilere haber vereyim. Çocuklar uyanın çabuk. Miray, karıcığım sen de uyan. Hazır mısın? İlk önce onunla konuş. Eğer ki dinlemezse onunla savaş. Haydi bakalım. Tamam. Merak etme Hüsamettin. Onunla konuşacağım. Çizmeli kedi. Merhaba. Bu şehirden uzak dur. Karışma. Bu şehirde sevdiklerim var. Miyav. Seni severdim çizmeli kedi. Madem ki karşımdasın, o zaman sen de öleceksin. Gel de öldür bakayım.
Ailem şuraya baksanıza. Siz kimi tutuyorsunuz? Tepegöz aşkım, ben çizmeli kediyi tutuyorum. Çizmeli kedi kesin yener aşkım. Ben de korkunç kediyi tutuyorum. Şuna baksana. MMA dövüşçüsüne benziyor. Tepegöz saçmalama, o bizim düşmanımız. Hadi çizmeli kedi yer şunu. Düşmanımız olabilir ama şuna baksanıza. Rey Mysterio'ya benziyor. John Cena'ya benziyor. Hadi ya, sabah oldu hala da dövüşmedi şunlar da. Ya dövüşüyorsanız dövüşün artık kardeşim. Sizi mi bekleyeceğiz ya? Dün geceden beri sizi bekliyoruz. Haydi çizmeli kedi. Dövüşün artık, döv. Şehrimize saldırmak ne demekmiş anlasın. Hey, alo, kime diyorum oğlum, kime diyorum? Yeter be, saldırın artık. Canım sıkıldı benim ya, içeri giriyorum. Sabahtan beri birbirlerine hırlıyorlar ya. Kediyseniz kediliğinizi bilin. Saldıracaksanız saldırın. Korkunç kedi, nedir senden bu çektiğimiz ya? Bırak artık peşimizi. Hadi arkadaşım, saldıracaksanız saldırın. Biz de burada seyirciyiz yani. Öldüreceğim seni. Hayır! Vay canına! Çizmeli kediyi fırlattı, şuna bakın! Olamaz, çabuk çabuk! Çizmeli kedi, çabuk gel, hemen eve girelim! Şuna baksana ya, ne kadar büyük! Ailem, camlardan uzak durun! Bu korkunç kediden hala kurtulamadık! Dün onunla savaştım ama yenemedim onu! Korkunç kedi gerçekten çok güçlü! Beni fırlattı yukarıya doğru! Feleğimi şaşırdım doğrusu! Onu asla yenemeyiz, asla! Çizmeli kedi, şimdi bu korkunç kedinin özel güçleri nasıl bir şey? Tarif et bakayım. Korkunç kedinin vücudu lastik gibidir. Nasıl yani? İstediği her yere uzatabilir kolunu. O yüzden sakın dışarı çıkmayın, sizi sokak aralarında bile yakalar. Yolda yürürken fark etmeden yakalar sizi valla. Ailem, dışarı çıkmıyoruz, tamam mı? Hüsamettin oğlum, sen bir şey yapamaz mısın? Sihirli güçlerin var senin. Babacım, ne yapabilirim ben dev gibi? İstersen deneyeyim sihirli güçlerimle ona zarar vermeyi. Ama işe yaramaz. Hüsamettin, bir denesene. Belki işe yarar. Lütfen. Tamamdır. Deniyorum. Evet. Deneyelim bakalım. Sihirli güçlerim işe yarayacak mı? Göreceğiz. Haydi bakalım. Hayır. İşe yaramıyor. Eyvah. Şimdi ayvayı yedik. Gördü beni. Gel buraya. Olamaz. Demiştim size. Demiştim. Uzandı, aldı işte. Hüsamettin oğlum, olamaz. Hüsamettin. Açma o kapıyı fakir, açma sakın. Fakir, açma aşkım. Ama Hüsamettin. Bak, kolu uzayabiliyor bu yaratığın. Vallahi seni görürse uzanır, alır seni buradan. Hatta evi bile kaldırabilir. En iyisi daha güvenli bir yere gitmek. Hüsamettin'i yakaladı işte. Gözükmeden buradan gitmemiz lazım. Evde olduğumuzu anlarsa evi kaldırır, kırar vallahi. Ama çok küçük olduğumuz için bizi zor görüyor. Onun gözünde bir karınca gibiyiz. Aynen, bu mağarada güvende değiliz. Yaratık bizi fark edebilir. Buradan gitmemiz lazım, tamam mı? Şimdi burada kalın. Tepegöz, sen nereye gidiyorsun? Evet Tepegöz, gitme aşkım, lütfen. Bakın, şehirdeki insanları korumamız lazım. Onlar bizim korumamız altında, unuttunuz mu? O insanları korumazsak bu yaratık hepsini yakalar. O yüzden siz burada kalın. Ben çaktırmadan fakirin evine doğru gidiyorum şimdi. Baba, dikkat et. Evet, umarım beni görmez. Şöyle evlerin arkasından gideyim de görmesin beni. İşte oradasın. Çabuk çabuk evlerin arkasından fakirin evine doğru gideyim. Görmesin beni. Bu kısmı nasıl geçeceğim ya? Buradan beni görebilir. Çok hızlı olmam lazım. Koşarak geçebilirim. Haydi bakalım Tepegöz. Bunu başarabilirsin. Koş. Gel bakalım. Çabuk çabuk. Olamaz. İşte yakaladım. Hayır, bu babamın sesiydi. Aney, babamın sesini duydum. Tepegöz yakalandı galiba. Tepegöz'ün sesiydi bu. Duydunuz mu? Tepegöz'ün sesiydi. Zavallı Tepegöz de yakalandı. Ah be Tepegöz, neden dışarı çıkıyorsun? Neden? Olamaz ya, yaratık orada. Beni burada görebilir, eve girmem lazım. Çizmeli kedi de fakirlerde kaldı. Neyse, çabuk ben de gireyim hemen eve. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah! He? Ne oluyor? Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. He? Olamaz! Hayır, olamaz! Ateist kedi! Ateist kedi camiye saldırdı! Ateist kedi camiye saldırdı! Sayın seyirciler, yepyeni bir haber bültenine hoş geldiniz! Ateist kedi camiye nasıl saldırdı? Hepsi ve daha fazlası reklamlardan sonra bu kanalda! Sakın kaçırmayın! Reklamlar!
Usta, sana bir şey soracağım. Ne oldu be Mati? Sor bakayım. Usta, Minecraft Parodileri kanalına like atıyorsun mu? Bizim için çok uğraşıyor usta. Haklısın Memati. Söyle adamlara hepsi like atsın. Emredersin usta. Minecraft parodilerine like atın. Sabrımızı taşırmayın. Abone olmayı da unutmayın. Reklamlar bitti. Evet sayın seyirciler, tekrardan geri geldik. Ateist kedi camiye mi saldırdı? Şimdi detayları sizlerle paylaşıyoruz. Bu kadar da terbiyesizlik olmaz kardeşim. Hüsamettin'i kaçırdın, Tepegöz'ü kaçırdın, bir şey demedik. Ama camiye de saldırmazsın ya. Ateist kedi, yuh sana be yuh. Evet sayın seyirciler, şimdi spiker arkadaşıma bağlanıyorum. O bize detayları verecek. Şu anda canını tehlikeye attı ve yaratıktan saklanarak haber yapmaya çalışıyor. Teşekkür ederim sunucu bey. Evet sayın seyirciler, şu anda görmüş olduğunuz gibi camiye saldıran ateist kediyi çekiyoruz. Kameraman arkadaşımdan İmam Bey'i çekmesini istiyorum. Evet İmam Bey, nasıl oldu anlatabilir misiniz? Evladım, ben her zamanki gibi çıktım. Ezan okuyacaktım akşam vakti, biliyorsunuz. Her neyse, ezan okumaya başladım, bir baktım ki oradan bir el uzanıyor bana doğru. Atladım aşağı, kaçtım gittim evladım. Az kalsın beni de yakalayacaktı valla. Anlıyorum İmam Bey. Peki bu kedi sizce ateist mi? Yani ben buradan bakınca onu ateist olarak görüyorum İmam Bey. Evladım şimdi bunun gibilerin yani Müslüman olmasını bekleyemeyiz. Tabii ki de ateist, görüyorsunuz. Camiye saldırdı. Bunlar camilere ahır yaptılar. Evladım olmaz böyle yani. Bunları içimizde barındırmamamız lazım. Ben bu kediye buradan savaş açıyorum. Şu anda beni izliyor mu bilmiyorum ama savaş açıyorum bu kediye. Teşekkürler İmam Bey. Evet merkez, sözü tekrar size bırakıyoruz. Evet teşekkür ediyoruz Spiker Bey. Lütfen sen de dikkat et. Kedi seni de yakalamasın. Koskoca camiyi kırdı sonuçta. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ben gidiyorum. Fakir aşkım nereye? Baba dikkat et, seni de yakalayabilir. Ya görmüyor musunuz yani? Şehrimize zarar veriyor. Sorarım ben şimdi ona. Şu kedi görmeden şöyle zenginlerin eve doğru gideyim. Evet işte orada. Beni görmemiştir umarım. Koşarak zenginlerin eve gitmem lazım. Acaba yetişebilir miyim? Keko Ogrim, bu böyle olmaz. O ateist kediye gününü göstereceğiz. Ne oluyor ya? Hala durun durun. Hala geri gelin durun. Eyvah, benim buradan kaçmam lazım. Bana bak Ogrim, ateist kedi. Beni duysan. Sana diyorum Ogrim, buraya bak. Bana mı dedin? He sana dedim. Utanmıyorsan camiye saldırmaya Ogrim. Bana bak, seni doğduğuna pişman ederim o. Gelin bakayım buraya. İşte bu. Kedi ağabey, sen bizi yanlış anlamışsın. Biz aslında öyle demek istemedik ağabey. Ula Keko, bir şey söyle Ogrim, yiyecek mi bizi? Ne söyleyeyim, halo aga, kocaman yaratık. Ya Keko, senin ben var ya. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Sizi de diğerleri gibi mideme indireceğim. Keda Bey bak, yanlış anlamışsın. Biz aslında öyle demek istemedik ağabey. Yani yaptığının yanlış olduğunu söyledik sana. Keda Bey affet bizi ağabey. Hülo! Diğerleri gibi bunları da yedim. Vah vah, halvayı da yedi şimdi. Zengin abi, bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Haberleri izledin mi fakir? Bu ateist yedi, camiyi bile yedi. İzledim abi. Hüsamettin'i de yedi. Ne? Hüsamettin'i mi yedi? Evet abi, maalesef. Fakir Tepegöz'ü de yedi, onu gördüm ama. Herkesi yiyor. Dışarı çıkan herkesi. Ben bile buraya zor geldim yani. Ne yapacağız zengin? Bir şeyler düşünmemiz lazım. Olamaz ya, olamaz. Aslı, haberler çok kötü. Ne oluyor Kerem? Biz şehri koruyoruz Aslı. Yaratık herkesi yedi. Bir şeyler yapalım artık. Koş. Gel Kerem gel. Aklıma bir fikir geldi. Ne fikri, bekle. Sakın dışarı çıkma. Kerem bak şimdi aşkım. Yaratık herkesi yiyor değil mi? Evet Aslı, ne olmuş? Biz de ona bir tuzak kuracağız. Şehrin dışından bir creeper bulacağız. Bu sayede yaratık creeper'ı yiyince patlayacak. Aslı iyi fikir, iyi fikir de. Bu korkunç kedi bir sürü kişiyi yedi. Hepsi midesinde. Şimdi creeper mideye inince patlarsa diğerleri zarar görebilir. Şu anda yaratığın midesinde hepsi. Kerem merak etme. Creeper'ı eline aldığı gibi creeper patlar. Yani creeper'ı yutmadan, midesine indirmeden kolundayken patlar. Bu sayede korkunç kedinin kolu paramparça olur. Bir daha hiç kimseyi uzanıp alamaz. Aynen öyle Kerem. Bence denemeye değer. Ne dersin? Evet ama umarım creeper midedeyken patlamaz.
kolundayken patlar. Merak etme, işe yarayacak. Haydi Kerem, gel takip et. Şehrin dışına çıkmamız lazım bizi görmeden. Gel şöyle gel, evin dibinden gidelim. Evlerin dibinden geçersek bizi göremez. İşte burada, etrafa bakıyor. Şehir dışına çıkmamız lazım, nasıl çıkacağız? Düşüneyim. Buldum, bir fikrim var. Ne fikri? Haydi çabuk. Evet, bir kazma alacağız, yeri kazarak çıkacağız. Haydi çabuk gel. Geliyorum. Bu sayede yer altından şehri terk edebiliriz ve şehir dışında bir creeper bulabiliriz. Şehrimizin içinde creeper yok ama şehir dışında zombiler, creeperlar var. Şuradan bir kazma alayım. Hadi Kerem komiser, aç telefonu artık. Neden açmıyor ya? Fikir belki de meşguldür. Ya ne meşgul zengin, şehrimiz elden gidiyor. Kerem komiser bu durumda iş yapmayacak da ne zaman yapacak? Aç hadi şu telefonu, aç. Alo Fikir, ne oldu? Sonunda açtın. Neredesin Kerem komiser? Görmüyor musun? Korkunç geriyle uğraşıyoruz. Fakir, aklımıza bir fikir geldi. Sakın sokağa çıkmayın. Biz Aslı ile beraber şehir dışına bir creeper getirmeye gidiyoruz. Ne? Creeper mı? Ne olmuş Fakir? Dur zengin. Kerem komiser, ne creeper'ı? Fakir, sonra anlatırım. Yaratıkla savaşacağız. Haydi kapatıyorum, bay. Ya yüzüme kapattı ya. Kerem komiser yine ne işler peşindesin? Neyse Fakir, belli ki bir planı var. Bırak, belki işe yarar. Evet Aslı, haydi arkamdan gel çabuk. Yer altından şehir dışına gidelim. Geliyorum. Korkunç kedi, bitti koçum senin işin, bitti. Arkadaşlar, sizce korkunç kediyi nasıl yenebiliriz? Yorumlara kesinlikle yazın. En iyi yorumu uygulayacağız ve korkunç kediyi yeneceğiz.